الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن يرتكن رب مزجش كران لرمز بسن Allah-u Tebarek ve Teala sizge bizge bir yetken Şevval ayını, Cuma küllerini Allah'ın berçemizden bol yetken ibadetlerini, dualarını, niyetlerimizi icabet eylesin. O ibadetlerde yol koyetken kemçiliklerimizini, sehvlerimizini, hatalarımızını keçirsin. Sehven hata kılmağlık, nisyanen hata kılmağlık insaniyetke yapışkendir. Birinciden yapışkendir degenli manası insan. Beni Adem, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam, hava anamızı, perzentleri hemmemiz insan deyip namlener ekenmiz. Unutuçe degeni. İnsan şu derecede unutarken ki, unutkeni niye unutup koyarken? Beni esnimden çıkıp kaptı degen fikrem koymasakken insandı. Bu bir ikinciden. İnsanda cehula degen, cehula degeni ilimsizliği. Braderler, insan Allah tebarek ve teala malumat vermese, insan Allah tebarek ve teala ilim nasip etmese, insana bir mahluk kokşagen gebbop koladı. Debbe deydi, debbe degeni çorba degeni, çorpay. Çünkü kokşagen gebbop koladı ilimsizlik. O var üçüncüden. Üçüncüden insanın içindeki nefs var, nefs. Buna ammara degen. Ammara degeni yengilmeyi degen, kutura degen, künden künge zoraya degen, orkaya kayıtmayı degen, bir şunaka bir badbak bir mahluk var. Nefs hakkında ilgariyem etken yedik. Dördüncüden insanda braderler, mana şu şeytanın hızı, nasibesi var. Şeytanın hızı, nasibesi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Sizni ko'ksingizni yormadikmi? Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytadilar. Hazreti Peygamberimiz kim o'zgartirsalar ko'ksilarida chandiqni izini ko'rgan edim. Ya Rasulallah ko'ksingizdagi chandiqni izi nimasi? Hazreti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yoshligimda kishi suratida ikkita farishta kelib meni yerga yotkizib yuragimni ko'ksimni yorib, yuragimni chiqarib, jannatdan keltirilgan tosta, tilla tosdan, zamzam yuvlar, suvlari bilan yuragimni yuva turib, qora narsani menga ko'rsatib, "Ey Allohning rasuli, ey Allohning rasuli, bu shaytonning hizzi bo'ladi." deb olib tashladilar. Şeytanın hızı, şeytanın hızı degeni, şeytanın nasibesi degeni eken. Bu bedbah insanın içi de, köksü tamamı de mi, vücudu de mi, kaysidir bir cahide cahileşken eken bu bedbah. Adam adamını körelmezdi ki, haset şundan eken. Haset şundan eken. Bitti atağına balesi ki haset kılmezdi ki mümkün eken. Kogan eke ukeyem haset bu iş mümkün eken. Bitti ota, ona hasat kımasakken. Rahatlar, nefs, cahillik, bu şeytanın hizzi, insan ekelligimiz, şunca nerseden ötüp, Allah demağını özü bir mucizedir. Allah'ım, bunu bizden kabul eylegin. Elbette biz sav kılamızda,
Albatta biz xato qilamizda. Kattadir, kichikdir, kullu ibn adam xato va xayrul xattoin at-tawwabun. Odam bolasi hammasi xatokordir. Xatokorlarning ichidagi yaxshilari gunohlarini anglaganlari, tushunganlari, tavba qilganlaridir. Allohim tavbani barchamizga nasib aylagin. Uni bizdan qabul aylagin. Muhtaram azizlar. Bugungi kunda ulamolarimiz tomonidan islomda vatanparvarlik tushunchasi haqiqatda bu hamma zamonda, hamma davrda, hamma insoniyatga, hamma tizimda bu dolzarb mavzudir. Bu siz bo'lmaydi. Vatan so'zi arabcha so'z ekan. Endi qisqa qilib aytganda Alloh taborak va taolo bandasini yaratgan makonning otini vatan der ekan. Alloh taborak va taolo bandasini yaratgan makonini otini vatan der ekan. Vatan ikkiga bo'linar ekan. Dunyoviy vatan, uxroviy vatan. Alloh taborak va taolo shu dunyoviy vatanda siz u bizni qaysi joyda yaratgan bo'lsa, Alloh taborak va taolo mana shu joyga qalbimizni, ko'nglimizni muhabbatli qilib qo'yishi yoki unga olib boradigan amallar haqida inshaalloh suhbat bo'ladi. Oxiratdagi vatanchi kitoblardan Hal ato alal insoni oyatini tafsirida aytdilarki, otadan uch narsa o'tadi bolaga dedilar. Onadan uch narsa o'tadi bolaga dedilar. Hadislarning ma'nosi bu. Birinchisini aytdilar, onadan o'tadigani. Uzr, otadan o'tadigani. Suyak dedilar. Shu suyak otadan ekan. Ikkinchisini aytdilar. Pel atvor dedilar. Kimni nima peli bo'lsa otasidan shu. Uchinchisini aytdilar. Quvvat dedilar. Energiya, kuch. Uchta narsa onadan dedilar. Suyakning ustiga bitadigan go'sht onadan ekan. Soch, soqol, kiprik bular onadan ekan. Va uchinchisi qon onadan ekan. Demak, otadan uch narsa, otadan uch narsa, onadan uch narsa, yana odamni jismida bir narsa ham bor ekan. Ko'miladigan vatanini tuprog'i bor ekan. Kim qaysi joyda o'lish kerak bo'lsa, o'shani tuprog'i vatanida, vujudida, mana shu odamni vujudida bo'lar ekan o'sha vatanining tuprog'i. Esinglarda bo'lsa, Makkada qolib ketibdi, Madinada qolib ketibdi, Buxoroda qolib ketibdi, Rossiyada qolib ketibdi, Amerikada o'lib qolibdi. Tuprog'i o'sha joydan olingan ekanda degan gaplar, bu bor gaplar ekan. Birodarlar, o'shani ham vatan der ekan. Muhtaram jamoat. Islomda vatanga muhabbat bu tug'ilib o'sgan yurtini e'zozlash, uning ravnaqi uchun bor imkoniyatini sarf qilishdir. Musulmon kishi vatanini sevadi, uning iqboli uchun harakat qiladi, uni himoya qiladi. Xursand bo'lsa xursand, xafalik yetsa qayg'uradi. Endi bu borada ba'zi ulamo aytadiki, bu iymonni taqozosidir. Iymoni bor odam vataniga ham achinadi, mu'minga ham achinadi. Ba'zi ulamo aytadiki, yo'q deydi, buni iymonga aloqasi yo'q deydi. Bu insoniylikni taqozosidir. Hazrat Odam alayhissalotu vasallam 960 ga kirdilar. U kishiga necha yil umr ko'rishlari yo, yoshlari nechida o'tishi aytilgan edi. Shunda Hazrat Odam alayhissalotu vasallam hamma farzandlarini to'plab vasiyat qila boshladilar. Vasiyatlari tugagach Hazrat Odam va Havo onamizning farzandlari 460 ga yaqin bo'lgan deydi o'sha paytda. Hazrat Odam alayhissalom 960 ga kirganlarda
Havo onamiz bilan ikkovlarini farzandlari 460 ga yetgan ekan. Endi men o'ladiganman, bolalarim dunyoga kelgan kishi ketmoqdir oxirgi ishi. Men keldim va ketishim muqarrardir deb buni e'lon qilsalar farzandlari. Otajon, nima xohlayapsiz? O'limingizdan oldin bizga nima xizmat? Biz nima qilaylik? Hazrat Odam alayhi salatu vasalom bel bog'lab turgan farzandlariga vatanimni mevasini yegim kelyapti dedilar. Vatanni sog'indim dedilar. Hazrat Odam alayhi salatu vasalom jannatda yaratilgan edilar-ku. Jannatni sog'indim, jannatni mevasini yegim kelyapti dedilar. O'shandan buyon o'liyotgan odamni farzandlari nimani yaxshi ko'rsa o'limidan oldin shuni e'lon qilishi bor ekan. Hazrati otamiz Odam alayhisalomdan sunnat ekan. Shu o'lishidan oldin ko'yni tusa degan narsa, ko'yni tusay degan narsani aytib qoladi inson. Xuddi shu voqea bo'ldi. Hazrati odamni farzandlari hammalari to'planishib biz olib kelamiz jannatni mevasini deb tashqariga chiqdilar. Ularni farishtalar to'xtatishdi. Qayer ketyapsizlar odam bolalari? Jannatga ketyapmiz. Otamiz Odam alayhissalom o'lmoqchi bo'lib turibdilar. Jannatni mevalarini yegilar ketdi. Vatanlarini sog'inibdilar. Farishtalar aytishdiki, ey odam bolalari, sizlarni birortangizni qadamingiz jannatga yetolmaydi. Unda nima qilamiz? Havo onani olib boringlar. Havo onamizni olib kelishdi. Chunki havo onamizni Alloh taboraka va taolo jannatda vatanlarda bergan edi. Havo onamizni ko'rganlardan keyin jon taslim qilgan ekanlar. Bunaqa insoniyatda tarixda misol tiqilib yotibdi. Qaysi bir odam vatanidan judo bo'lgan bo'lsa, o'liyatib vatan, vatan, vatan deb dotlab o'lgan. Shu narsalar o'shanga bo'lgan, shu yerga bo'lgan, Alloh taboraka va taolo yaratgan zaminga bo'lgan muhabbat ekan bu. Shuning uchun ham kishi o'z yurtidan uzoqlashganda uni qo'msaydi va sog'inadi. Noiloj bu. Islom tarixidan ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vatanlari Makka-i Mukarramani yaxshi ko'rar edilar. U zot yolg'iz Allohga iymon keltirishga da'vat qila boshlaganlardan so'ng Makka mushriklarining zulmlari haddan oshib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jonlariga qasd qilish darajasiga borganlaridan so'nggina Alloh taboraka va taolo buyrug'iga binoan Makkadan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Hani bir shoir yozgan edi. Al-Mu'arri bo'lsalar kerak. Makka'dan Madinaga chiqavurishda bitta tog' qoya bor. Haligi qoyaga qarab shoirni aytgan so'zi bor. She'rini mazmuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mushrik azor berganda payg'ambarimizning jonlariga, mollariga qasd qilinganda payg'ambarimiz o'zlarini yashagan tuproqlari, tug'ilib o'sgan diyorlari, yurtlaridan chiqarilayotganlarda ey qoya qarab turavmiding degan bir mazmunda she'r o'qigan. Payg'ambarimiz yig'lab-yig'lab vatanlarini tark etayotganlarida qarab turganmiding ey qoya degan bir she'ri bor. Tasavvur qiling, og'ir zamon payg'ambarini o'zlarining yurtlaridan chiqishlari. Shu yozilgan ekan shu kitoblarda. Allohning buyrug'iga binoan Makka'dan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Chunki vaqti kelganida ko'zlariga yosh oldilar, ko'ngillari bo'shab Makka'ga qarab shunday dedilar. Ma athyabaki min baladin wa ahibbaki ilayya ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك اي وطن مكه
Senden kora menge sevimlikroq va suyuklikroq shahar yo'q. Hammani diyori o'ziga aziz bo'lgani kabi Hazreti Peygamberimizni tug'ilgan diyorlari, shaharlari ham o'zlariga aziz. Senden ham kora suyuklik diyor yo'q. Senden ham kora suyuklik menga joy yo'q, manzil yo'q. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida asla senden başka joyga ketmasdim. Senden başka joyini makon tutmasdim. Qavmim majbur qilyapti chiqishga. Agar bular majbur qilmasa seni tashlab ketmasdim. Tasavvur qiling Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan uzoqlashganlari sari unga bo'lgan ishtiyoqlari ziyodlasha bordi. Shunda Alloh taborak va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ngillarini ko'tarib Makkaga qaytib kelishlarini bashoratini berib Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joylarini makonlarini tashlab chiqib ketyaptilar u Hazrat Payg'ambarimizning ko'ngillari Alloh taborak va taologa ma'lummi yana shu joyga qaytib kelajaklarini Alloh taborak va taolo bashorat qiladi oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إيه محمد صلى الله عليه وسلم ألبتة سيزجا أشبو قرآن لفرز قلقان ذات شك شبه سيزن قيتش جايجا مكة قيتر قوشدر Sizga Qur'onni nozil etgan zot ey Allohning rasuli yana shu joyingizga vataningizga qaytarguvchidir. Payg'ambarimizga yupatu oyati ham kelgan ekan. Qanaqa bo'ladi bu? Yusuf alayhissalotu vassalom o'sha mashhur hikoya Zulayho bilan o'rtalardagi mojaroda xullas Hazrati Yusuf alayhisalotu vasallam zindonga tashlattirdi. Hazrati Yusuf alayhisalotu vasallamni qaysarliklari, ya'ni u kishini zinoga taklif etilganida zino qilmaganliklari sababidan u kishiga darra ura boshladi jallod ijrochisi. Shunaqa urardi Hazrati Yusufni. Bir joyga yetganda to'xta dedilar. Hozir ursang endi o'lib qolaman dedilar. Gapimni eshit dedilar. Meni urib o'ldirib bo'lganingdan keyin o'sha Sinaydan keladigan Sinodan keladigan Kanaonni yo'liga ko'mgin. Meni o'sha yerga ko'minglar. Tuprog'imdan men yotgan qabrdan ko'tarilgan garchang otam Yoqub alayhissalomni shoyat yupatsa degan ekanlar. Bu gapni Zulayho eshitib turgan edi, qo'yvor dedi. Yig'labordi. Qo'yvor dedi, qo'yvor, Yusufni qo'yvor dedi. Birodarlar, payg'ambarlarda ham vatanga bo'lgan tuyg'u, o'zlarini diyorlarga bo'lgan tuyg'u bo'lgan ekan u. Shunaqa bir voqealar bo'lgan ekan. Shundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xotirjam safarlarini davom ettirdilar. Insonning o'z vatani oldida bir necha vazifalari bo'lib, ularning eng muhimlari 3tadir. O'zini diyorini oldida vazifasi 3ta ekan. Birinchisi vatanining haqqiga duo qilish. Shu yerini duo qilish kerak. Chunki payg'ambarlar o'z vatanlari haqqiga duo qilganlar. Masalan, payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhisalotu vasallam o'z vatanlari bo'lmuş Makka-i Mukarrama haqqiga Qur'oni Karimda duo qilganlari bayon etilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa idh qala Ibrohim robbij'al hadza baladan amina
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Eslen ey Resulallah, İbrahim aleyhisselam ne eslen? Ey Rabbim, bunu Mekke'ni tinçlik aman şehri kılgın ve onu ahalisini Allah tebarek ve teala ahiret günüden işan uçularga ve türlik meyvelerden rızk kılıp onu toldurgın. Rabbi ec'al hâze veleden âminen. Allah'ım uşbu şehrine amanda kıyın. Hazreti Peygamberimizin hadisleri de. Uşbu şehr Mekke amandır. Mekke'de yaşayan amandır. Mekke'de ölgen mu'min kabir azabıdan amandır deptiler. Mekke aman şehirdir. Aman degeni ucayda uruş telaş bu meydi degeni. Unga kirgan omondir. Düşmanlardan qochib agar Ka'baga, haramga, agar xonai Ka'baga bekinsa omon ekan. Shuni düşman o'sha yerda o'ldirmasa ekan, olib chiqib olar ekan. O'shanga bekingan holatda omon turar ekan. Uchinchisi o'lgan mu'min qabr azobidan omondir. Buni tepasida Hazrat Ibrohim alayhissalatu vasallamning duolari yotar ekan. Ey Rabbim, Mekke'ni tinçlik şehri, aman şehri kılgın. Onu ahalisinden Allah tebarek ve teala ve ahiret günüge işan uçiler. Ne çıkargın? Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı duaları 21 zatta icabet ogeneken. Hatta Hazreti Peygamberimizin hadislerinin manası da. Meni Kureyş'ni, Banu Haşim'ni uruğudan çıkanım. Hazreti babamız İbrahim aleyhisselam'ın duaları şerafatı, berekatıdan dur degen mazmunda hadisler var eken. Meni peygamber bop kelganim, Kureyş'ten çıkkanım, babam İbrahim aleyhisselam'ın duaları şerafatıdan dur. Hazreti İbrahim aleyhisselam aman şehri kıyın Mekke'ni, ondan özünge ibadet kılıcı, özünge iman keltirgücülerini çıkargın. Şu Resulullah haklerdeyken şu dua. Üçüncüsü. Allah tebarek ve teala bu Mekke şehrini meyvelerini ahlige onu meyvelerinden rızkı birgin. Braderler indi hazır ki kündeki önce münce etrafıda dekançılıklar tam çilep sugarış tizimi dehqonchiliklar tashkil bo'lib ketdi-ku. Lekin bir 20 yil oldin ko'rgan odam uni bilardi nimaligini, Makkani. Qip-qizil cho'l. Hech narsa yo'q. Yana u Makka degani Bakka degan so'zdan kelib chiqqan ekan. Bakka degani tepalik degani ekan. Tepalikda to'g'ri Makkani shahriga kirgan odam chuqurlik xuddi chuqurlikda turganligini his qiladi, lekin Kurey zaminga nisbatan dengiz sathiga nisbatan tepalikda Makka. Quruq tosh, qum. Qiziq joyi. Bizda qovun tarvuz o'zini sezonida, mavsumida bo'ladi. Mana qovun tarvuzlar chiqqan payt hozir. Makkada yil 12 oy qovun tarvuz bo'ladi. Bizde uzumlar mavsumida bo'ladi, giloslar uzumlar. Makkada yil 12 oy uzum gilos. Qayerdan bu? Kimlar olib keladi o'zi uni? Birodarlar, bu Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamning duolari ketgan ekan. Ey Allohim, yana Makka haqidagi duolardan Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamning o'sha duolarining davomi. Kafir bo'lganlarni esa biroz rizqlantirgin. So'ngra dozoq azobiga mubtalo etursan
bu ota akıbeti yaman yerdir. Tünakını bir oşa şimalda yaşavcı bir blogger Makka'ya kirgenliğini yolg'ondan İslam'ını kabul kılıp özüge oşa mescidlerini birden vasika yazdırıp alıp Müslüman ekelliğe yani spravka yazdırıp alıp oşa spravka bilen Makka'ya kirgenliğini maktanıp gapir yeri oturuptu. Müslümanlar lakil ettim, kirip vardım. Namaz okşayetken eken, benim namaz okudum. Kalay buldu namaz. Lekin namazda bir nerseler vardır dedi ya bedbah. Külü yaptı Müslüman usta. Şu Makka kanakayken sayahat kımakçı bugün, şimdi elbette etke kapırı kırgızmaydı, gayri dini kırgızmaydı. Onun için Müslüman buluş gerek. Şu elde kesim Müslüman bulup, kuleye spravkaya mı yazdırıp yaptı. Bu palancı, palancı Müslümanlardan buldu dedi. Oşa spravka bilen Makka'ya kırıp maktanı oturttu. Onge Müslüman yigiti kemintari yaz vardı. Bedder bul, bedbah. Sen Müslümanlarda elde yapman diye öyle yapsan. Seni pirin Ebu Lahab oşattan çıkan deyip yaz vardı. O oşa elde, mi elde dedim. Oy bedbah, senden bedbah rakiyem yaşayan etti. Ebu Lahab degeni bugün. O Kur'an'da kegen o. Allah Tebarek ve Teala'nın peygamberi, peygamberlerinin otası Hazreti İbrahim Aleyhisselam aynen şu duanı oku gene kendin. Allah'ım kapırlarını ise azgına rızklandırgin. Sonra ular azabinge elbette düşar bulurlar. 94. yıl Cebir Hunik nerse oku gene de Mekke'de. Makka'da oşa merkezi gazetelerden biri de oşa joyda 60 yıl materyal satken bir ticaretçi yaşayan eken. Aslı Arap, şu Makka'nın etrafındaki kışlalardaki Arap 60 yıl haramı aldı da Makka'nın haram Kabetullah'ını aldı da materyal satken eken. Materyal satıp 60 yıl. Bir madde haram içine girmeken eken. Ahırda yem ölgeni de haram içine giriş nasip kime geneke. Taşkarıda komşuka doğru geneke. Bu ne demek bu? 60 yıl o şette ticaret kılediyo, kırıp koymaydı haram içine. Braderler, Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı dualarda bu aks etkeneken, bu ne kadar halet barıken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye bargellerde onun hakkıya kuydakça dua kıldılar. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا يا الله مدينة شهرنا يم بزن قلب مزج كونل مزج سويق لك قويجن كان ديك بزج مكة نسويق لك قويجن دين وبزنين مدلر مزج صاعولر مزج بركات بيرجن Mud degeni, sağ degeni, ölçü birliği. Yani ticaretlerimizge, işlep çıkarışımızge Allah'ın berekat birgin. Karan, Medine'ni bizge sevimli yıkıp koygun. Huddi Makka'ni sevimli yıkıp koygenin singeri. Görünüp durdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşap durgen yurtlarına tinçlik ve rızk soradılar. Zira bu iki nimet vatan paravalligi omilidandir. U ikisi yoki biri topilmasa baxt saodat yo'qoladi. G'alati odamlar chiqqan endi. Kosmopolitizmmi shunaqa degan atamasi bor ekan buni. Ya'ni kurrayi zamin meni vatanim degan bir g'oya bor ekan. Endi bu jinni sang'i g'oya. Osha u egasiga o'xshagan muallifiga o'xshagan g'oya. Alloh taboraka va taolo bu kurrai zaminni haqiqatda hammaga vatan qilgan, lekin uni muayyan qismida muayyan mahluqlarini, jonzotlarini shularni qatorida siz u bizni yaratgan. Shu joyni o'ziga joylashtirib yaratgan, moslashtirib yaratgan.
Bizi obi havalar, bizi oş avukatlar, bizdeki meyve çeveler şu bizi adamlarga has, mas. Başka cayını meyve çeveleri, oş avukatlar bizge doğru kemeydi. Mesela biz yetken oşlarını, şu palavlarını başka halk yese nakt öyledi. Şimdi oş kazanı işlemeyi öyledi. Ya ki devleti nasıl aşı öyledi. Braderler o biz koy koşu, mal yağı, şuna kadar senlerde haz mı koyardık adamlarımız? Ondan çetelliler korkarak ya. Vay biz onu yevaramız onu biz. Bana vatan deme. Ha, bana onu sen işteyin. Dengiz ortaya koçup getiyerken adamlarda bitti hatar yatarak ya. Oşa yerdeki ahaliden bulmasa, mesela bittesi Osiyolik, mesela erkek Osiyolik, aytaylik ayol Hindistonlik, dengizi ortiga borib yashadi, zurriyot ko'rar ekan, bitta zurriyot ko'rar ekan, undan keyin nasl qolmasligi mumkin ekan. Alloh taboraka va taolo Osiyolikni Osiyoda istiqomat qilishini, Hindistonlikni Hindistonda istiqomat qilishligini, Afrikalikni Afrikada istiqomat qilishini shu tarzda ta'minlab qo'ygan ekan. Shuning uchun bir yoqqa o'tib ketmas ekan hammasi. Hammasi o'zini yurtida yashar ekan. Demak, birinchisi vatanini haqqiga duo qilish bo'lsa, ikkinchisi vatan obodligi uchun moddiy va ma'naviy hissa qo'shish. Halvo, halvo degan bilan og'izi tushmaganidek vatanparvarman, vatanparvarman, vatan, vatan deb degani bilan bo'lmasa ekan. Bunga moddiy, ma'naviy hissa qo'shishimiz kerak ekan. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والله تبارك وتعالى sizlerini yerden payda kılıp sizlerini onu abad etuvchi etti sizlerini yerden payda kıldı ve onu sizni abad etuvchi etti Braderler oşa yerde payda kılıngan insaniyetini zimmesinde eken oşa cayını abad kılış Demek insan yeryüzünü hususan yaşayıp durgan yurtunu öz vataninin abad kılışı onun burçu hesablanadı. Burçakken biraderler, vatanını abad kılış. Hayran kolasız insaniyet kılıyetken hattı hareketi. Ne makılmak ki? Kaç kap gitmek ki? O hazır ki insan egelle vasan bol dedi böyle yaptı. Obod qilish shart emas, yotibdi buni. Qancha joylarni egallab olgan? O'zini ham esdan chiqib ketgan joylari bor. Qatlarda egallab olgani, qancha joyi borligi o'zini ham esida yo'q, shunaqa odamlar bor. Har narsa niyatga bog'liqdir. Niyatida yaxshilikni iroda etgan zotlarni qo'llari yetgan joylar fayzga, obodga aylanar ekan. Niyatlari yomon odamlarni qo'llari yetgan, qadamlari yetgan joylar kasofatga aylanar ekan. Qo'polroq qilib aytganda, unaqa odamlarni sahroga jo'natsangiz, keyingi yilga qum tansiq bo'lib turibdi-da. Yetishmay turibdi. Pora evaziga qum oladigan bo'lasiz bir yildan keyin. Ikki yilda umuman yerda qum qolmaydi. Birodarlar, odamning niyatidan bosgan qadamini yo obod yo barbod qilishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. In qomatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatan fa in istata'a alla taquma as-sa'atu hatta yaghrisha falyaghrisha. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Qaysi biringizni qo'lingizda meva ko'chati turgan bo'lsa-yu
Qiyomat qoyim bo'lgudek bo'lsa, imkoniyati bo'lsa ekib qo'ysin dedilar. Hozir hamma yoq vayron bo'lib ketadi-ku. Qiyomat boshlanib ketdi-ku. İmkoning bo'lsa ekib qolgin. Qiyomat bo'layotgan bo'lsa ham. Shuni barakoti, shuni savobi, shuni ajri katta ekan. Ha, o'rni kelganda aytaylik, bu haqida aytib o'tgan edik. İnsoniyatlar, mahluqotlar foydalanib turgan daraxtni insoniyatlar, mahluqotlar foydalanib turgan o'simlikni daraxtni olib tashlash, yulib tashlash, qirqib tashlash go'yo odamni o'ldirganni gunohi beriladi degan. Birodarlar, ko'chat eksak bo'lmaydimi? Obod qilsak bo'lmaydimi? Shu burchimiz ekan, vatanni oldagi burchimiz ekan. Uchinchisi, vatanda fasod va buzg'unchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lmaslik. Vatanni fasod qilmaslik. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yani yerini Allah tebarek ve teala hayırlık işlerge yaraklık kılıp koyganıdan kegin onda buzgunçiliklerini kılmeyler. Allah tebarek ve teala onun darık koygan yerini. Ey bendeler, onda buzgınçılıklar kımaylar. Şimdi onun dar yerine ot var yaptı, selep anını. Bir nerse yedi mi, meroşni yedi mi, bir nerseler yedi mi, kempiyet yedi mi, kogasını teşe var yaptı. O kogas kaçan çiriydi, o plyonka kaçan ketedi. Ey insan, yeri biz onun dar kıp koyganımız, onu pasat kıma insan. Braderler, bilyapsizlar mı? Yerlerimizde meyveler bitmeyetkenini siz yapsizlar mı? Şaptalılar osardı kavullarımızda. Uzumlar osardı. Hemen ersege kesel düşedigen buldu. Huddi insan kebi bop kaldı derahlarım. Darı vermeseyiz yaşamaydı uyan. Mümkün bu geblerin mutakassisler, tasdikler vardır içimizde bunu biledigen, düşünedigen adamlar. Yerini Allah tebarek ve teala yararlık koygandan kegin onda buzgunçilik kılmaylar. Onge Allah tebarek ve teala'ga hem korkunç ve hem ümit bilen dua kılınlar. Allah'ın rahmeti ezgi kuluvçilerge, ezgulik kıladigallerge yakındır. Muhterem azler, Allah'ın rahmetige üç nerse şart egen. Biri yakşı niyet egen. İkincisi doğru yöndeşu egen. Xiyonat, yolg'on, fisq-fasod. Uchinchisi duo ekan. Shu uchta narsa birlashib qolsa o'sha joy obod ekan. Har bir shaxs o'zi yashab turgan joyini ardoqlab, uni himoya qilishi, o'z joni, moli, ota-onasi va farzandlarini himoya qilish hisoblanadi. Bu ish ulkan savob ekani haqida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak degenler. Hadisinin manasını okuyayım ben. Malı, canı, dini ve ahli ayalını himaye kılıç yolu da halak bulgen kişiler şehiddirler. Malı, canı, dini ve ahli ayalını himaye kılıç yolu da ölgenler şehiddirler. Malı için ölgen hem özünü malı için. Özünü ahli için, ayalı için, yurtu için. Ölgenler şehiddirler. Kişi vatanıge hıyanat kılışı, undagi ota-onasi, farzandları ve halkının kadirge yetmesligi, ularının oylamasdan vatanga karşı kural kotarışı,
İslam'daki en ağır günah ve cüde katta cinayettir. Katta günahlar sanalganda birincisi şirki billah turadı. İkincisi ota-onaga oq bo'lish turadı. Üçüncüsü de nohaq odam öldürüş turadı. To'rtinchisi de jang maydonini tashab qochish turadı. Jang maydonini tashab ketish og'ir gunoh turadi. Nega jang maydoni? Jayman, u masjidmi u? U namozmi u jang maydoni? U hajmi u? Yo, birodarlar, u yurt uchun kurash. Tuproqlarimiz uchun kurash. Qancha odam jon topshirgan? Vatanni sevishimizga bir qancha sabablar bor. Jumladan Alloh taborak va taolo taqdirimizni shu yerga bitdi. Ey alhamdulillah, shu yerda tug'ilganimizga shukr. Hoji bam rahmatlik olamdan o'tib ketdilar, bir qiziq gapni gapirib berdilar. Avrupada ancha yillar ishlab kelgan yigit kelamiz, hoji bam rahmatlik o'tiribdilar, men bor, yana bir ikkita odamlar bor. Haligi zotlarni oldida Avrupani maqtab qoldi. Vay bunu yolları dedi, tekst dedi, hacı bua dedi. Vay maşınları nihayette tez yürüdüğün dedi. Şehirler nihayette abad, işler çıkartışları bu ne kadar ticaretler bunu rızık et. Hacı ve rahmetlik etediler. Bolam, o şey yurtinde atasını üyde bakarken mi, kariyeler üyge bakarken mi? Yok hacı ve şu. Otası şuna ki, katta bo'lganda qariyalar uyga bor. Oqpadarlarni gapirma deydi. Oqpadarlarni gapirma. Her joyini qilma orzu. Her joyda bor. Tosh u tarozi. Sen orzulayotgan yurting har qatta bir pokiza, bir tartiblik, intizomlik, poraxo'rlar kamroq, haromxo'rlar ko'rinmaydiganroq bo'lishi mumkin. Lekin uning ikkinchi tomoni bor. Ota-onaga qaramaydigan, har xil mayda qadamlarni tomonidan oladigan, shunaqa undan ko'ra bo'lganing yaxshi emasmi? Cho'lda chirib ketganing yaxshi emasmi? Avropada katta bir lavozimda, diplomatik tizimda bir katta lavozimda ishlagan odam hikoya qilib beryapti. Yuragim bezovta bo'ldi. Doktorga bordim. Doktor obdan o'rganib chiqdi. U o'lchovchi apparatlar bilan o'lchadi va menga dori yozib berdi. Shu tabiiy dori shuni ichib tursangiz 12 kun ichib tursangiz yaxshi bo'lib qolasiz dedi. Xullas u professorni qabuliga kirishim uchun uni maslahatini olishim uchun 400 evrodan ko'p pulim ketdi. Dorini ham 20 evroga oldim. 420 evro bo'ldimi? Dorini olib ochib qarasam, ichidan 12 ta turshay chiqdi deydi. O'shini har kuni yutib qo'yib, ertalab ichib olsang, 12 kunda yaxshi bo'lib qolasan deb yozibdi bunga. O'shani maqtanib o'tiribdi. Ey, 420 evroga bizda 4 tonna o'rik beradi, 4 tonna. Sen 12 ta lab u karobkalarga, qutilarga joylashtirib chiqqan o'rigingni biz mashinada pilchilatib bosib o'tib ketamiz. Nima deyapsan sen? Menga bir arab hammani oldida maqtanyapti, bizni past sanab. Shuni yonimizda ketayotgan hoji ziyoratchi so'rab qoldi. Mashinangiz qancha benzin yedi deb qoldi. U kulyapti. Bizda deydi benzin nihoyatda deydi tekin deydi. Sizlardan kelgan odamlar nima qilishib benzinni so'raysizlar deb miyg'ida kulib qo'yapti. Shoshma bolam dedim. Men oldingda turgan suving qancha bu? 0.25 suv. Qancha bu? Qancha turadi bu? Ha, 2 riyal turadi. 0.25 suv 2 riyal turar ekan. 1 litrni 4 dan biri 2 riyal ekan. Demak 1 litri qancha bo'ladi? 8 riyal bo'ladi. 2 dollardan ko'p ekan. 2 dollardan ko'p ekanda, demak, 1 litr suv sizlarda, ha shunaqa. Voy. O birodar, o'zing uchun bilib qo'ygin, ma'lumoting uchun. Mana men degan kambag'al bizda.
5 tonna suvni ertalab chiqib sochib yuboradi ko'chaga olib chiqib. Nima deyapsan sen? Vatanni qanaqa o'lchayapsan? Benzin bilan o'lchayapsanmi? Yoki yani qutingdan chiqqan 12 ta turshaying bilan o'lchayapsanmi? Mo'minlar, bizga bergan vatanni, bizga bergan bu tuproqlarni azizligini avval odam his qilish kerak. Afsuski ayrim vatan qadriga yetmagan kimsalar go'yoki hijrat qilish farz degan soxta da'volarni qilib, oilasi bag'ridan tinch osuda hayot kechirayotgan musulmonlarni o'zga yurtlarga chiqib ketishga da'vat qilmoqdalar. Bor unaqasi ham bor. Ammo bugungi kunda turli siyosiy kuchlarning qo'lida qo'g'irchoq bo'layotganlar dunyoning notinchlik hukmi surgan va o'zlari qo'nim topgan mintaqalarga ta'assub berilgan shaxslarni bir joyga jamlash va shu orqali homiylarni rejalashtirilgan siyosiy maqsadlari yo'lida harakatlanishmoqda. 18 ga kirgan, 20 ga kirgan, 25 ga kirgan, 30 ga kirgan navqiron yigitlar juvon mark bo'lib ketyapti. Birovni yurtida qurol ko'tarib yurdi. Birovni yurtida qurol ko'tarib yurdi. Shunga bunga da'vat etadiganlar bor. Shuni savob deb biladiganlar bor. Qanaqa u? Xususan ular ilm ma'rifatdan yiroq johil kimsalarni o'z atroflariga to'plashga intilib, islom diyori bo'lgan azon aytiladigan juma va hayit namozlari bemalol o'qiladigan xullas islomning 5 arkonlari emin erkin ado etilib, musulmonchilik amalda bo'lgan va o'zlari tinchlik xotirjamlikda hayot kechirayotgan vatanlarini tark etishga targ'ib qilmoqdalar. Birodarlar, namozni qayerdadir o'qish kerak-ku. Shu tuproqni ustida o'qiysan namozni. Ota-onaga qayerdadir xizmat qilish kerak-ku. Shu tuproqni ustida qilasan xizmatni. Ota-ona o'lsalar qayergadir obar ko'mish kerak-ku. Shu tuproqqa ko'masan ota-onani. Agar nasib qilsa o'zing ham shu tuproqqa ko'milasan. Agar nasib qilsa. Muhtaram azizlar, inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz. Alloh taborak va taolo siz biz istiqomat qilib turgan bu kurrai zaminni va butun olamdagi mo'min musulmon istiqomat qilib turgan yerlarini panohida asrasin. Qancha mo'min musulmonni vatani barbod bo'lib ketdi. Qancha mo'min musulmonni yurtida notinchlik hukm surmoqda. Qancha mo'min musulmonni yurtiga bomba otishyapti. Qancha mo'min musulmonni yurtida kasallik bo'lyapti. Birodarlar, o'sha mo'min musulmonni yurtiga Allohim tinchligini bersin. O'shalarni vataniga Allohim oso ishlaligini bersin. Bizni vatanimizni, bizni yurtimizni Allohim panohida saqlab qo'ysin. Hali bu mavzuga yana qaytajakmiz. Allohim vatanimizni va barchamizni rohi rostga, iymonga boshlab qo'ygin. Muhtaram azizlar, bir qancha mo'min musulmonlardan og'zaki va yozma iltimoslar tushgan. Shu iltimoski jamoat hali to'planadi. Hammamizni haqlarimizga bir duolar qilib bering. Jamoa duo qilib bersin deb umid qilib o'tiribdi onalar, otalar. Mana shu joyga yetib kelalmaganlar, Avstraliyada ko'rib o'tirganlar bor ekan. Sidney degan shaharlarda kuzatib o'tirganlar bor ekan. Tokyo degan joylarda ko'rib o'tirganlar bor ekan. Amerika degan joylardan kuzatib o'tirganlar bor ekan. Koreya degan joylarda ishlayotganlar bor ekan. Yaman degan joylarda ishlayotgan mo'min musulmonlar bor ekan. O'shalardan iltimos bo'lgan. Birodarlar, qo'llarimizni bir duolarga ochamiz, amin. Allohim, sen yakkasan, yakdonasan Allohim. Sendan o'zga hojamiz yo'q. Sendan o'zga sig'inguvchimiz yo'qdir. Sen ilohimizsan, Robbimiz. Iloho Allohim gunohlarimizni kechirgin. Allohim mushkullarimizni oson etgin. Sen oson etsang mushkul yo'q Allohim.
Allah'ım karzlarımızga necat bergin. Sen necat bersen karz yok Allah'ım. Allah'ım dertlerimizge şifa bergin. Eğer sen şifa bersen dert yok Allah'ım. İlaha Allah'ım ferzen talebide turgan braderlerimizge salih salih ferzenler bergin. Bu mal devlet niyeti de yürgenlerge helalı malı devletler bergin. Uzak ülkelerde bala bakarken ben, hatın bakarken ben, ateynemge kararken ben deyip, tereşçiliği de yürgen mumun Müslümanlarım, hemmelerini Allah'ın penahinde esrap koygun. Oşacayda uzak yollerde, yurtlerde misafir bu yurtlar. Allah'ın dini, diyanetlerini müstahkem koygun. İmanı, itikadlarını müstahkem koygun. İlaha Allah'ın beymar bu biyatken kesel hanelerde, uzak yurtlarga şifalanış için, davalanış için ketken ata hallerimiz, ana hallerimiz, bu şifahanelerde yatken ekelerimiz, singillerimiz, hemmelerini dertlerge deva bergin, rençlerge şifa bergin. Bu ferzen talebide turgan singillerimizge, kızlarımızge, salih salihler bergin. İkikatlerimizge Allah'ım ak yol bergin. Bu hizmetge ketkenler ay varıp amanda kesin. Ana joylarda yillab o'tirar ekan, ozodlikni orzu qilar ekan, iloho Allohim o'shalarga ham ozodlik nasib aylagin, qalblarga sabr bergin. Allohim mana birodarimizni, otaxonimizni mana unaqangi ulug' kunlarga mo'min musulmonni duolarga olib chiqishibdi. Allohim mag'firat etgin, rahmat etgin, yaqinlarga sabr bergin. Bunaqa holatdan hammamizga ham nasib qilgin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar fa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.